Birkaç video önce elektrik nedir sorusuna yanıt aramıştık. Bugün de elektronik nedir kavramına değineceğiz. Elden geldiğince basit olarak. Önceki videomuzda elektriği teorik düzeyde bir miktar anladık. Hepinizin bildiği gibi biz elektriği günlük hayatımızda birçok yerde kullanıyoruz. Eşyalarımızda, ışıklandırmada ve benzeri. Odamıza giriyoruz, düğmemize basıyoruz, ışığımız yanıyor. Hemen bunun devresini kuralım. Bir elektrik kaynağı, yani şehir şebekesi, bir anahtar, bir de lamba. Hop! Oda aydınlandı. Peki biraz daha büyük düşünelim. Şöyle bir sistem kuralım. Yine odamızdayız. Yine bir devremiz var. Anahtar bizde. Lambamız bakkal dükkanında. Düğmeye basıyoruz. Hop, bakkaldaki ışık yanıyor. Bakkal da çikolata istediğimizi anlıyor ve bizi çikolata getiriyor. Hemen hemen aynı devre. Bir düğme, bir kablo, bir de lamba. Hadi daha da geliştirelim vizyonumuzu. Bakkaldan sadece çikolata değil, deterjan, ekmek, süt ve benzeri birçok şey isteyelim. Ne olacak? Her ürün için yeni bir devre mi kuracağız? 20 çeşit ürün varsa 20 ampul, 20 düğme, 20 devre. Sanki biraz fazla geliştirdik değil mi vizyonu? Pek kullanıcı dostu olmadı. Ya şöyle olsaydı, yine bizim odamızda 20 düğme olsaydı ama tek bir devre olsaydı ve bakkal dükkanında da bir tane ekran olsaydı. Bizim bastığımız düğmeye göre bakkal dükkanındaki ekranda çikolata, deterjan gibi şeyler yazsaydı. Olur mu böyle pratik bir sistem? Elbette olur, biliyorsunuz. Ama sadece elektriğin yardımıyla değil. Şöyle olurdu. Bizim evimizde bir elektronik devre olurdu. Üzerinde 20 tane farklı düğme olan bir devre. Bakkal dükkanında da üzerinde çok küçük onlarca lamba olan farklı bir devre olurdu. Bizim evdeki devre, sizin bastığınız düğmeye göre bakkaldaki elektronik devreye farklı amperlerde akımlar gönderirdi. Çikolata için 10 mA, deterjan için 20 mA gibi. Bakkal dükkanındaki elektronik devre ise bizim evden gelen miliamper değerine göre hangi ürünü istediğimize karar verir. Buna göre onlarca lambadan ekranda ilgili ürünün adını yazacak lambaları seçip o sonucu bakkala gösterirdi. Peki nasıl hallediyor bu devreler bu karar verme mekanizmasını? Yarı iletkenler yardımıyla. Örneğin diyot diye bir elektronik parça var. Bu parça içerisindeki yarı iletken elementlerin yoğunluğuna bağlı olarak belli koşullarda iletken hale geliyor. Yani durup dururken elektriği geçirmiyor ama örneğin kendisine 10 mA akım gönderilirse elektronları tutamayıp bir iletken haline geliyor. Şimdi bakkaldaki elektronik devrenin üzerinde 20 tane lamba olduğunu düşünün. Bu lambalara bağlı da 20 tane diyot. Bizim evdeki devreden bakkaldaki devreye 10 mA akım geldiğinde sadece birinci lambanın üzerindeki diyot iletken hale geliyor. Diğerleri bu akıma dayanıyor ve yalıtkan kalıyor. Sadece bir lamba yanıyor. Bakkal bir tane ışık yandığında çikolata istediğimizi anlıyor diyebiliriz. Veya bunu ekranda çikolata yazacak bir hale de getirebiliriz. Örneği basit tuttum. Biz diyelim deterjan düğmesine bastık. Bu kez bakkala 20 mA akım gitti. Bakkaldaki diyot zaten kendi lambasını yakmıştı. İkinci diyot 10 mA'a dayanmıştı. Ama yapısı gereği 20 mA'a da iletken hale geldiğini düşünelim. Bu kez ikinci diyot da iletken hale geldi ve ikinci lamba dayandı. Bakkal iki lamba yandığı için bu kez deterjan istediğimizi anladı. Veya devremizi geliştirip ikinci diyotun ekrana deterjan yazacak şekilde lambaları yaktığını da varsayabiliriz. İşte elektronik kavramı budur. Özetle, elektriğin bilgi haline getirilmesi, bilgiyi taşımak, depolamak ve işlemek için kullanılmasına elektronik diyoruz. Evimizle bakkal arasında elektrik kullanarak bilgi alışverişi yaptık. Çok basit bir haliyle. Yarı iletken kavramının burada detaylarına girmeyeceğim. Ama elektrik nedir videomda? İletken ve yalıtkanların ne olduğunu biraz açıklamıştım. İşte normal şartlarda elektron alışverişine direnen son yörüngesinde çokça elektron bulunan bazı elementler bulunur. Ancak son yörüngeleri kalabalık olsa da daha yalıtkan elementlere göre yine de belli boşluklar bulunan bu elementlere yarı iletken deniyor. Bu yarı iletkenler normal şartlar altında etraftaki fazla elektronları kabul etmiyorlar. Ama örneğin ortamı sınırsa veya manyetik bir etkiye maruz kalırlarsa dirençleri kırılıyor. Bu durumda etraftaki fazla elektronları alıp başkalarına vermeye başlıyorlar. Elektronik de bu elementlerin dirençlerini kıracak şekilde etkileri yaratmak ve bunları koşullar için kullanmak üzerine kurulur. Oldukça basit şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.